Biz Allahu Teala'yı düşünmüyoruz veya düşündürülmüyor. Bu niçindir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı nasıl düşüneceğiz? Allah'tan başka varlıklar düşünülebilir mi? Bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı nasıl düşüneceğimizi kitaplarımızdan bir özetledik. Bunda ise sorunun öğrenmek için değil, daha çok inkar edilmek için sorulan kısmında bir mürşidi, kamil veliyi niye tefekkür ediyoruz? Rabıta, ona niçin gönlümüzü bağlıyoruz? Ondan ne alabiliriz? Allahu Teala'yı bırakıp da varlıklarla niye uğraşıyoruz? Bu soru tarihte sorulmuş. Cevabı da var, fakat birileri ya inat ediyor, ya bilerek çarpıtıyor, ya da nasip meselesi diyelim, almıyor, anlamıyor. İstendiği halde bile bu iş samimi olarak, yani bir velinin gönlünden, bir velinin üzerinden, Allah dostunun, Allah'ın halifesi, yeryüzünde en sevgili insan demek, nasiplenmek için sadece o velidir demek de yetmiyor. Tefekkürün ana meselesi neydi? Bütün varlıkları Allah'ımız ayet diye tanıtıyor. Yani yağmur da, bulut da, meyve de, su da, tavuk yumurta yapıyor. Bu da hizmette tefekkür edin deniliyor. Hepsiyle birlikte Cenab-ı Hak kendini tanıtmak istediğini, bunlarda ayet var buyuruyor. Ve bunların içinde ayet var ama ayeti almak için bir kalbin yönelmesi, kalbin hazır olması, kalbin sevmesi, kalbin sabırla içindekini almaya çalışması lazım. Yani insan hangi varlıktan ne alayım dese, öyle gezerken, tozarken bu ilim, bu sanat öğrenilmiyor. Yönelmek isteniyor. Şimdi Allah dostları da derler ki terbiyelerine aldığı talebelerine, sizin gönlünüz darmadağınlık görüyoruz. Sizin gönlünüz Cenab-ı Hakk'ın mülkündeki mülklere aşık olmuş. Malikini unutmuş, sahibini unutmuş. Bu ne dağınık gönüldür? Herkes bir tarafa vermiş kendini, aşık olmuş. İşiyle meşgul, geçimiyle meşgul, bir şeye kaptırmış kendini gidiyor. Ona deniyor ki eyvah, gönül darmadağınık, gel gönlünü topla. Sen şu anda süfli olan, basit olan, adi olan, madde olan, oyun oyuncak olan şeylere gönlünü kaptırmışsın. Gönlüne yazık, gel şu rabıtanı bir değiştirelim der. Şu kalbindeki bağlantıyı demek, şu sevgiyi, şu akıntıyı, şu hasretini, Allah'ın razı olmadığı bir sürü dert doldurmuş. Onun için namaz kılamıyoruz, zikir için zikre oturuyoruz kalbimiz farklı yerlerde. Böyle bir hasta kalbe der ki, bunu toplamamız gerekir. Bunu sana fayda verecek sevgilere, sevgililere bağlamamız gerekir. Ve o kamil insan varlıklar içinde sevilmeye en layık olandır. Niçin? Halifedir. Neyin halifesi? İnsan-ı kamil, insanlığın halifesidir. İnsanlık adına Allah'ın yeryüzündeki aynasıdır. Kuludur. Kul sıfatı hiç kalkmıyor ama dostudur. Onun üzerine Muhammed Aleyhisselam'la inen vahyin nuru inmektedir. Efendimizle sunulan rahmet ahlakı inmektedir. Cenab-ı Hak hadis suresinde Allah'tan korkun, peygambere iman edin, tabi olun. Allah size iki rahmet verecek, iki sevap verecek ve nur verecek. Nur içinde yüzecek, yürüyeceksiniz. Yani Allah'ımız yeryüzünde muttaki kullarını, dostlarını, takva, Allah'ı tercih eden gönül demek. Kitaplarımız Allah'tan gayri her şeyi fani bilmiş, ebedi olan dosta yönelmiş gönlün ahlakı demek. Takva, bu da arş ile kalbin bağlanması, Allah'ı tercih etmesi, Allah da o kuluyla beraber oluyor, nur oluyor. Kalbe Allah takva nuru veriyor. Yani nur muttakilerin gönlündedir. Muttaki yeryüzünde insanlığın önündeki dostlardır. Allah'ı tercih eden sultanlardır. Eşyadan kurtulmuş,
nur kimselerdir. Efendimiz Aleyhisselam yine nurun yerini tarif ediyor. Bize hayat verecek şey nurdu ya. Her eşyada bir tecelli vardır. İçinde bir ilim vardır. Nur olmasa hayat bulmazdı hiçbir şey. Ama Allah dostlarında dostluk nuru vardır. Meleklerin imrendiği bir güzellik vardır. Allah için sevmek, Allah'ı sevmek, bu bir vazifedir. Salih kulların insanlara merhametidir, hizmetidir, ilacıdır. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur, yeryüzünde Allahu Teala'nın nurunu koyacağı kaplar vardır. Allah'ın diyor özel olarak seçtiği gönüller demek. Ve bunların en hayırlısı, en ince olandır, en safi olandır, en kuvvetli olandır. Hazreti Kur'an'ın nurunu alacak kalp. Çünkü dağlara inseydi bu Kur'an parçalanırdı. Buyurulan kitabı anlayan kalp. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi dağlardan kuvvetliydi. Kur'an onun kalbine indi, Kur'an'ı yaşadı, kalbi dayandı. Kuvvetli kalp. Allah aşıklara kuvvetli bir kalp veriyor. Nuru alabiliyorlar. Nuru taşıyabiliyorlar. Nur içinde yaşayabiliyorlar. Demek yeryüzünde bazı kullar özel nur için seçilmiş. Nur taşıyıcı. Sözü nurdur. Özü nurdur. Gözü nura bakar. Nurun sahibine bakar. Allah dostu nere baksa her taraftan ilim ve feyiz alır. Her eşya ona Allah'ı hatırlatır. Kur'an'ımız yazıyor, kitabımız yazıyor. Önümüzdeki canlı aşıklar söylüyor. Onları seyredelim. Yani onlarda dostluk nuru var. Onlar ilaç taşımakla görevli. Kalplere nüfuz edecekler. Kalplere yönelecekler gönülleriyle. Bu gönüller temiz gönüller. Bu gönülleri Allah rahmet taşıyıcı bulutlar gibi yapmış. Rahmet niye taşınsın? Hem kendi hayat buluyor hem de ölü toprakları diriltmek için. Evliya Allah'ın desteği ile ölü gönüllere nur taşıyan dostlardır. Bu ümmetin içinde bu gönüller hiç eksik edilmeyecektir. Yoksa biz kendi başımıza kalsaydık, inanın üzerimize özel feyizler, sevgiler, dualar, aşklar akıtılmasaydı, midemizle ortada kalırdı. Midemiz içindekiyle, kalp hayatı ilimle, edeple, gönülle, halle yaşanıyor, halle taşınıyor ve hal ile dağıtılıyor. Şu demek isteniyor, evliya diyor ki, Allah bize bir emanet verdi. Ey nura susamış gönüller, bizimle irtibat kurun. Biz Allah'ın nimetini zikrediyoruz, onu övüyoruz, övünmüyoruz diyorlar. Sahibi Allah, ama zekatını vermek istiyoruz. Ey gönüller, kuru gönüller, gelin meclisimize girin, bizimle beraber olun, Allah'ın hükmüne uyun. Bismillah, ya eyyühellezine amenü tegullaha ve kunu ma'assadıkîn. Tövbe suresine Rabbimiz, ey müminler Allah'tan hakkıyla korkun ve sadık kullarımla beraber olun. Sadıklar Allah'ı tercih etmiş, 24 saatiyle de aşkında sadık olan edepli kullar. Bunlarla iki türlü olunur. İki türlü olunur, alimlerimiz açıklamışlar. Bir aşıkla, bir yanında meclisinde olursun. Yanında olursun da gönlünü kullanmazsan hiçbir şey alamazsın. Sultanül Enbiya Efendimizin komşularından bir kısmı yanında durdular da gönüllerini kullanmadıklarından hiç nur alamadılar. Evliya da böyledir. Allah'ın hediyesi olan büyük zat. Yanında dursan bile, meclisine, sohbetine, camisine, halkasına girsen bile gönlünü açmazsan, sen istemezsen, kalbini hazır tutmazsan, yönelmezsen olmaz. Veli ile olmanın aslı gönüldür. Aşıkla buluşmanın yeri gönüldür. İmanı tatmanın, sevmenin yeri, müminleri sevmenin yeri, Allah için sevmenin yeri gönüldür. Sevgili diyor ki, aşıklar, sadat-ı kiram efendilerimiz, eşya ile değil gelin,
Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği nura yönelin. Muttakilere verilmiş bir nur var. Onların hayatında yansıyan nurlu bir hayat var. Ey mümin, sen bu nuru sev. Bu nuru gönül gözüyle gözle. Ona benzemeye çalış. Tefekkür edilecek, düşünülerek üzerinden Allah'ın rahmeti çekilecek. En güzel varlık Allah'ın aşık kullarıdır. Onlar canlıdır. Onlar sana yönelmektedir. Onlar seni mümin olarak, hatta insan olarak sevmektedir. Kafire bile hidayet istemektedir. Böyle bir gönülden sen uyanamazsan, bu aynada Allah'ın rahmetini göremezsen, sen ağaçta, meyvede, tavukta, arıda, suda, dağda, bağda hiç göremezsin. Oradakiler daha saklıdır, daha kapalı. Ayet diller, bakın tekrar ediyoruz. Hepsi alem Allah'ın alametidir. Alemde ne varsa sen bu kadar murakabeyi keyfinle günahlar içinde yapamazsın. Gönle bir ayar lazım. Gönle bir feyiz lazım. Gönlün uyanması lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aşık olması lazım. İşte veliler bir terbiye için dağılmış gönülleri kendi gönüllerinde toplamak istiyorlar. Evliya derli topludur. Tevhide ulaşmıştır, niyeti Allah'tır, sözü Allah içindir, yaşayışı Allah içindir. Sen böyle canlı bir örneği önüne almazsan, ona bakıp da kendini biraz ölçmezsen, ben ne durumdayım demezsen, yaşadığın dünya ile, sokaktaki hayat ile, iş yerindeki kavga ile uyanamazsın canım ciğerim. Allah için düşünelim, bir yerde bir hazine var, bir yerde bir kaynak var. Evliya herkese Allah'ın rahmetini taşıyan bir buluttur. Rahmet bulutudur. Takva nuru taşıyorlar. Dostluk nuru. Allah'ın halifesi, kardeşlerim, insanı kamildir. Yeryüzünde bu hilafet, bu manevi emanet, yeryüzündekilere rahmet olmak Efendimizin de varisliği kıyamete kadar vardır. Devam etmektedir. Bu gönüller Allah'ımızın bize hediyesidir. Onların gönlüne girmek gönülle olacağından buna rabıta deniyor. Bir gönül severse tarihteki bir aşığı sevebiliyor. Gönül zamana takılmıyor. Gönül dağa, tepeye, kapıya, bacıya takılmıyor. Bir insanın tek engeli kendi nefsidir. Kendine takılan insan perdeleniyor, karanlıkta kalıyor. Tavazu gösterir de, Allah'tan yardım ister de, nefsimize takılmayıp gönlümüzü alemdeki bütün müminlere, müminler içinde başlarında giden aşıklara gönlümüzü salalım. Korkmayalım sevmeden, özlemeden, o kadar senedir eşimizi, aşımızı, işimizi düşündük de mamur mu olduk? Niye bir aşığı Allah için sevmeyelim? Hak dostunu, müminleri, secde ehlini herkes sevilir. Bizde her mümin bizim için bir aynadır. Aynalar birbirlerini gösterirler. Güzel ayna, nuru çeken ayna diğerine nur da yansıtır. Ehlullah, aşıklar böyledir kardeşlerim. Tarihte onlar kurumuş gönülleri yağan yağmurların toprağı dirilttiği gibi gözyaşlarıyla diriltmişler, sohbetleriyle diriltmişler, feyizleriyle diriltmişler. Uzaktaki insanlar ağlardı. Şahit olduğum bir örneği paylaşayım sizinle. Kardeşlerim, bir mümin daha önce bir Allah dostuna talebi olmuş. Fakat mürşidi Cenab-ı Hak emanetini almış, rahmetli oldu, ahiret alemine intikal etti. Uzak elinden gelen bütün gayretiyle aldığı dersleri yapıyor, mürşidinin sohbetini yapmaya çalışıyor, onunla gönül yoluyla hemhal olmaya çalışıyor ama önünde canlı bir rehberi olmadığı için bir gün epeyce senede geçmiş bizimle şunu paylaştı. Ben dedi falancı zata muhabbetim artık dedi zorlamayla oluyor. Derslerim zor oluyor, gönlüm kurudu, bana ne tavsiye edersiniz? Yanımızdaki abilerimizde hani bir söz vardır, canlı kedi ölmüş aslandan daha iyidir. Bu bir temsil olarak şu manaya gelir, önünde canlı bir rehberin olsun. Bir canlı insandan almak
daha öncekilerden almaktan bizim için daha kolaydır. Zayıf kul için daha kolaydır. Sen yeryüzündeki canlı bir dosta git. Kardeşlerim dedi ki ben de bunu hissediyorum. Önceki büyüğüm acaba bundan rahatsız olur mu? Sen Allah için bir Allah dostuna gidersen kesinlikle daha fazla sevinir. Çünkü rahmet, rahmete koştun, gitti. Cenab-ı Hak şefaatine kavuştursun. Şu anda o da Rabbul Aleminin huzurunda bir büyük zatla, şu andaki büyüğümüzün emanetini aldığı büyük zatla Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri ile buluştu. Buluşması da gönüllü oldu. Bakın kendi zatını hiç görmedi. Bu zat ders aldı. Allah için o büyük zatı kendine rehber kabul etti. Usulünce talebesi oldu. Derslerini aldı. İstanbul'da memleketine gitti. Şunu diyor. Bir sene sonra ben kendimi diyor muttaki bir kul zannederdim. Şimdi ben Allah'ın çok aciz bir kulu olduğumu gördüm, anlamaya başladım. Bütün dersleri yapıyor. Şevk ile yapıyor. Gönlünü de öyle bir bağlamış ki iki sene sonra şunu söyledi. Senede bir görüşüyoruz. Vallahi dedi ben yatıyorum. Yastığımın dedi başucumda yatarken mürşidimi görüyorum. Benim yanıma geliyor. Ben dedi fakir olduğumdan, kimse de bulamadığımdan ziyaretine gidememişti. Ama gönlüm hep ona attı. Bu sen gidemediysen dostum o gelmiş. Yemin ediyor ben diyor yatarken başucumda hayal böyle sanki orada. Buna temessül deniyor. Gönlü yandı ya. Hiç yüzünü görmediği zatla gönülle buluştu. O da Allah'ın nuruyla onu görüyor. Velinin ruhu takılmıyor köye kente. Bakıyor bir yerde bir aşık var. Yanıyor. Göğe onun ahı çıkıyor. Hasreti çıkıyor. Allah için sevgi yükseliyor. İhlas yükseliyor. Salih amel yükseliyor. Melekler de seyrediyor. Bu nereden geliyor? Velinin ruhu da seyrediyor. Çünkü velinin ruhu aşka ayarlıdır diyor büyükler. Böyle kainatta nerede bir güzellik var? Arşa çıkıyor, nur çıkıyor, edep çıkıyor. Onun radarı Allah aşkına ayarlı. Hangi köyde bir güzel gönül bulsa, veli onu hemen fark ediyor, kokusunu alıyor. İşte o büyük zatın ve onun gibi büyük zatların gönlü aşıkla buluşuyor. Ben yatağımdan kalkmak istiyorum diyordu. Bana işaret ediyor. Ya sen meleklerle beraber olduğun gibi edeple yat. Ve diyor elhamdülillah, inanın ahirete bu aşk ile gitti. Hem de bizim devrimizde. Bu devirde de böyle olur mu? Allah'a hamdolsun olur. Gönül varsa, gönül tabibi varsa, gönlün Habibi Muhammed Aleyhisselam ise iman ile bu ders alınır. Edep ile bu aşk tadılır. Tadılmış bile, tadılıyor bile. Evliya Allah'ın ikramıdır. Gönülle yönelen kimse gönlüne girer. Gözle değil gönülle. İster huzurunda ol, evliya gönlünü ister. İster uzağında kutuplarda yaşa, aşık senin gönlünü ister. Gönül tefekkür eder, hayal eder. Araya başka şey koymayın. Ve zamanımızdaki irşat kutbu olan Kavs-ı Sani Hazretleri de şöyle buyurdular. Bununla konumuzu tamamlayalım. Bazı kimseler vardır. Saadatları, Allah aşıkları ve terbiye imamları kendi de içine giriyor. O saadatları diye bahsediyor. Saadatları hiç görmemişlerdir. Fakat gönülleriyle Allah'a bağlıdırlar. Edep üzere yaşarlar ve helale harama dikkat ederler. Böyle bir gönlü saadatlar hem tanır hem de sever buyurdu. Niye? Melekler gibi Allah dostu tarıyorlar alemde. Gönülleri, ruhları. Kendisine şu soru soruldu. Efendim, okuduğumuz ilimleri anlamakta zorlanıyoruz. Amelde zayıfız. Ne yapsak kendi başımıza olmuyor. İçimizde de öyle bir ağır yükler, dünya sevgisi, şehvet var ki buna gücümüz yetmiyor diye durum arz edildi. Kendileri, ben de şahidim o mecliste, elhamdülillah bulunuyordum. Buyurdu ki, himmetur rical takla'ul cibel. Büyüklerin bir sözünü
formül edilmiş bir sözdür bu. İspat edilmiş bir sözdür bu. Ve bilerek söylenen bir söz. Sahibi diyor ki, himmetur rical, kendileri tercüme ettiler. Ricalin, Allah dostlarının, yeryüzündeki Allah dostlarının himmeti, yönelmesi, feyzi, bereketi, tasarrufu dağları yerinden oynatır. Allah öyle bir imkan vermiştir. Demek istediler ki, Cenab-ı Hak aşıklara kalplerdeki kibir, haset, kin, düşmanlık, şehvet adına dağlar gibi dert olsa, kalbe otursa, ancak Allah'ın yardımı izni gelip de bu veli o kalbe yöneldiği zaman, kalp sahibi de getirip kalbini o aşığın önüne koyduğu zaman temizlerler buyuruyor. Nurla temizliyorlar, nur. Allah'ın verdiği yetkidir bu. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'den intikal eden tasarruf yetkisidir bu. Varisine geçmiş bir feyizdir bu. Aşk ateşi söndürüyor. Kısacası ama şunu eklediler. Yani siz korkmayın, biz temizleriz, oturun yerinizde demediler. Bunun için bizde Allah böyle bir emanet vermiştir. Bunu almak için şu beş şey de gerekir buyurdular. Bu emaneti taşıyan Sadat'a, büyüğe, aşığa ihlaslı olmalıdır. Onu Allah rızası için sevmelidir. Din, iman için, ahiret için, bir de ona öyle samimi olmalıdır ki ondan başkasına artık arayışlara girmemeli. Önündekine gönlünü vermelidir. Sonra bu zatı buyurdu, o emaneti taşıyanı çok seveceksiniz. Hayat arkadaş, hayat, kalp hayatının nuru, Allah'ın nuru her yerde bulunmuyor. Öyle bir gönle nasip olmuşsa, yolun düşmüşse, hayat buluyorsun, aşk gönlünü. O da diyor, herkesten çok sevilmeli, Allah için sevilmeli. Sonra böyle bir zata teslim olmalı buyurdular. Yaralı mıydı kalbin? Dağlar gibi şehvet var, şöhret var, kin var, haset var, dert var. Madem öyle bir kalp hastasısın, aklınla da bunu tedavi edemedin, gel aklınla doktora git, aklınla hastalığını doktora aç, aklınla bu doktora teslim ol. Ondan sonra da aklını kullanma, gönlünü kullan. Teslim olmalısın ki o da sanatını icra etsin. Sen kalbini onun önüne koymazsan, o senin elinle ayağınla uğraşmaz. Senin elbisenle, saçınla veli uğraşmaz. Gönül istiyordu ki sanatını icra etsin. Teslim olmazsan, teslimiyet gönülle oluyor. Yanında duran bile itiraz edebiliyor ona. Teslimiyet o değil. Gönlünü açıp Allah rızası için teslim edeceksin. Korkma, o sana ihanet etmez. O seni zayi etmez. O Allah'a karşı sorumludur. Senin gönlünün sorumlusu oluyor. O boş yere seni meşgul etmez. İlacını verir. Ne oldu? Üç oldu. İhlaslı olacaksınız. Allah için o veliyi çok seveceksiniz. Mürşidinizi buyurdu. Ona teslim olacaksınız. Bir de ilaç gelecek, nur akacak ama aranızı bozacak kötü işler yapmayacaksınız buyurdu. Nura engel oluyor. Kalp ile nur arasını ne engeller? Günahlar engelliyor. O büyüğümüz buyurdu ki, salih amel işleyeceksiniz, günahlardan el çekeceksiniz ki aranıza perde olmasın. Nuru bozuyor günahlar. Ondan sonra bak, himmet nasıl geliyor, velinin üzerinden akan rahmet nasıl yol açılıyor. Bir de buyurdu, o nuru taşıyan yüzü, mürşidinizi sık sık ziyaret edeceksiniz. Gönül gözünüzde teslim olduğunuz, heyecan duyduğunuz o güzeli baş gözüyle de, hayaliyle de, hayatıyla da sık sık göreceksiniz. Bu beş şey yapılırsa cevap, işte içinizdeki o dağlar kadar dertler, stresler, korkular, endişeler nurla temizlenecek. Temizleyen Allah, nuru yaratan Allah, nuru taşıyan, gönlünü yaratan ve bize ikram eden Allah ne yücedir, ne kadar merhametlidir.
kulları üzerinden kullarına rahmet ediyor Allah. Her ikisini de seviyor Allah. Allah için olunca hayat ne güzel. Biz de bu tefekkürümüzü, Allah için bu rabıtamızı, kardeşlerim zaten sağa sola dağa bağa gönül gitmiş toplayalım da Allah'a gönlümüzü bağlayacak dostun önüne koymaya çalışalım. Onları biraz hayal edelim, onları biraz özleyelim. Onlar hayat olurlar insana, hayat. Edep öğretirler her şeyleriyle, rahmet olurlar. Başka da bir şey yapamazlar. Ellerinden gelmez. Çünkü saflaşmışlardır. Cevherleri nur olmuştur. Güzellikleri artık daha bozulmaz. Allah ile güzelleşmişler. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَى Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir? Allah'ın boyası, evliyası demek. Allah dostlarını boyamış nuruyla, sevgisiyle. Allah onları boyamışsa onları kim kirletebilir? Onları kim zayi edebilir? Nefsimiz o hazır güneşten ancak kendini mahrum eder. Biz gönlümüzü kullanalım, en hazır rahmetten nasibimizi alalım. Canlı bir evliyadan terbiye alamayan insan, yemin ediyorum bütün evliyalara, kabirde kalmış, berzaha geçmiş, o insanlara yönelik de nasiplenemez, yolunu bilmez. İmkan dahilindedir. Onlardan nasip de alınacaktır. Ayardan sonra, terbiyeden sonra, kalbe bir nizam verdikten sonra, evliya aradan çıkar, murakabe yaptırır. Rabıtanın sonu murakabe dersine geçirir. Ne demek? Bütün varlıkları sen şimdi Allah için düşünebilirsin, tefekkür edip zikre geçebilirsin, tevhide ulaştın. Neye baksan sana Allah'ı zikrettirir, duruma gelirsin. Rabıta da murakabeye döner, murakabe de seni Allah'a bağlar. Bu terbiyeden geçmeyen insan kendi başına kalmış olur, işi zordur. Allah'a sığınalım, Allah'tan hayırlısını isteyelim. Ehli olmayan doktora da ne gönül vermeli ne bedeni teslim etmeli, ondan da çekinmelidir. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanet olun.